North American Arms. Bunları Las Vegas'ta da görmüştüm. Küçük, cici, şirin tabancalar yapan bir kuruluş. Evet, toplu. 22. 22 Long Rifle Magnum herhalde. Bu da öyle. Bu Magnum değil, normal 22. Topu çıkarak 5 fişek büyük ihtimalle alan tabancalar. Yukarıda da çok tatlı, daha iri, daha büyük, daha uzun namlulu tabancaları var. Evet, gelelim buraya. Burada da kabzası haplanıp aynı zamanda kılıf şekline dönüşüyor ve kancasıyla, çengeliyle sanki bir çakıymış gibi beline belinize asabiliyorsunuz. Bir tabanca. Evet, buyurun. Buradan yapıyorum. Bunlar bir kayda kuyuda sabit değil. Amerika'da istediğiniz gibi alıp kullanabiliyorsunuz. Daha uzun namlulu. Gerçi bu şeyden, amaçtan çıkıyor ama bunlar amaca uygun. Yaklaşık işte 1 inçten, yani 3 santim falan namlusu olan, bayağı müdafaada kullanabilecek tarzda tabancalar. Bunlar da MEC'ye bir zamanlar alt fişeği doldururduk. Skit'te de kendi doldurduğumuz fişeklerle atış yapardık. Çok meşhur bir makinaydı. Bu progresif her el hareketinde bir tane dolu fişeği, doldurulmuş dolu fişeği kutuya atan makine. Evet. Fişek artık Türkiye'de o kadar çoğaldı ki herkesin kendi fişek yapmasına gerek kalmadı. 30 sene, 40 sene önce biz fişeklerimizi kendimiz yapmak zorunda kalırdık. Bu da Hodman, Amerika'da meşhur barut imal eden şirketlerden bir tanesi. Çok meşhur, güzel barutları var Hodman'ın. Evet. IMR barutlar. Tabii hem tabanca hem yivli tüfek mermisi dolduranlar Amerika'da çok değişik barut, hatta kara barut şeyler bile var, sağ taraftakiler gördüğüm kadarıyla kara barut. Geniş bir barut yelpazesi var. İstenilen hızda, granülasyonda barutlar. Mesela bakın, bu tabanca barutu, bu tüfek barutu, yanış hızları arasında büyük fark var. Bu başka marka, yukarıda da Vitavuri, barutun kralı. N110, bu neyse, N110, N140, bunlar yavaş yanan tüfek barutları. Bunların hepsi tüfek barutu gördüğüm kadarıyla, evet. Evet, Vitavuri.